O zaman Balıkesir'e gidelim. Burada da bir duyarlılık örneği var çünkü. Burada kadınlara durak yok projesi başladı ya da müsait bir yerde ineceğim durumu söz konusu. Amaç kadınlarımızın güvenli bir şekilde eve varmalarını sağlamak. Bir Balıkesir'e doğru uğrayalım, konuşalım ondan sonra. Balıkesir'de artık kadınlara durak yok. Gerçekten çok güzel bir düşünce. Teşekkür ederiz. Balıkesir'de kadın yolculara yönelik yeni bir uygulama başlatıldı. Kadınlar belediye otobüsüyle akşam saatlerinde istedikleri yere gidebilecek. Bu bizim için tabii ki de büyük bir şey. Çünkü birçok insanın maddi açıdan rahatlığı yok. En azından taksiye binip kapının önünde inebileceği bir durum yok. Uygulamaya göre kadınlar yaz aylarında saat 21'den, kış aylarında da saat 20'den itibaren güzergah üzerinde durak haricindeki noktalarda da inebilecek. Böyle olması çok iyi olmuş çünkü ben kendim mesela dönüşlerimde hep sıkıntı yaşıyorum. Yani durak biraz evim uzak. Kadınlara durak yok projesiyle kadınların gece geç saatlerde bile gidecekleri yere güvenle ulaşabilmeleri hedefleniyor. Benim gibi öğrenci olup tek yaşayan, işte evine babasıyla gidemeyen. Çünkü ben bile mesela babamı görüntülü arayıp eve yürüyorum. Şoför olarak da aynı şekilde onları en azından emin bir şekilde bırakmamız bizim için gurur verici bir olay. Mesela ben mi otobüse güvenle binerim, ben hanımefendiyle sohbet ederim. Beni evime güvenle götüreceğine de hiçbir şüphem yok. Gerçi bütün bu duraklar arasında çalışan ve işleri bu olan herkese de sevgi selam olsun buradan. Yapmaları gereken ve genelde de yapmış oldukları bu. Yani eğer yolcular tarafından başka bir tatile uğramadıkları zaman. Evet, güzergah üstünde inebilirsin. Yani burada duracağım diyor. Peki güzergahın o indiği yerin biraz daha ilerisinde 100-200 metre yürüyecekse o 200 metrelik alanda da biraz canı sıkıla sıkıla ve endişeli bir şekilde yürüyecek. Hayır. Şöyle bir şey olmayacak. Şöyle bir şey olmamalı da. Ne güzel. Bunun için de zaten gerekli bütün önlemler. İşte kız çocuğu söyle eve girene kadar babamla görüntülü konuşuyorum diyor. Babası yoksa? Diğer tarafta artık şimdi gerçekten hani olayın bu kısmından bakmam asla istemiyorum. Yok, bu şahane bir şey. Ben istemiyorum. Genelinden bahsediyorum. Evet. Manzarayı, fotoğrafı yukarıdan al git. Zaten en başa dön, evet. Ne gerek var böyle bir şeye, değil mi? Hayır, yani şunu söyleyeceğim. Herkes elinden geleni yapıyor. Mesela Balıkesir'de yerel yönetim yapmış, böyle bir kadınlara durak yok projesi başlatmış. Güzel. İndi kadın arkadaşımız ya da kız çocuğumuz ya da erkek çocuğumuz gecenin bir saati, sabahın bir saati de olabilir. Çünkü artık o karanlık hissettirmeye başladı kendisini iyiden iyiye. İşte ondan sonra sokağa adımını atar atmaz, kaldırım atar eve gidene kadar ki o genel güvenlik anlamında da üstüne düşenler orayı alacak. Daha sonra evine gidecek. Orada da rahat güvenli bir şekilde. Ertesi gün sabah kalkıp gidecek. Yani otobüsün bu davranışı son derece güzel. Evet. Ama işte ara sokaklarda da o, eğer asayişi güzel bir şekilde sağlayabilirsek ne kadar evet, güzel olur. Ama hepsinin temelinde ve en başında ben bir kadın olarak, bir çocuk olarak, hiçbir şekilde bu ülkenin bir vatandaşı olarak 21. yüzyılda böyle hissetmek zorunda değilim. Ama hissediyoruz maalesef. Onun için de endişeyle değil ama evet, böyle de bir şey var, duygusuyla yaşamak çok güzel. İyi ki de yapmışlar. Evet, keşke her yer Balıkesir gibi olsa o zaman.